Bu videoda işlemsel yükseltişte çıkarıcı devre uygulaması yapacağız. Devremiz op-amp devre. Op-amp'ın bacak sıralaması yuvarlaktan başlar. Alt tarafa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 bu şekildedir. Yukarıdan büyük sembollerden başlayarak devremizi kuruyoruz. Ortaya yerleştirdik. 10 kalıp direnç. 2'den 6'ya. İkinci ayak. Şöyle. 6. Bu bağlantı tamam. Şimdi 3. ayaktan 22K çıkıyor. Onu da aldık. Eksi attım. Buron da gidiyor yani. Onu da bağladık. Bu bağlantı tamam. Üçüncü ayaktan tekrar 10K çıkıyor. Onu da alıyoruz. Şuraya bağlıyoruz. Potansiyometrenin orta ayağına. Yani V giriş 2. Şu bağlantımız da tamam. Potansiyometrenin birinci ayağı artı 12. Yani artı kısmı. Birinci ayaktan artı hattını. Üçüncü ayakta GND'yi. Şu şekilde. Şimdi ikinci ayaktan 10K. Şöyle 10K'nın orta aynı potansiyometrenin orta bacağına bağlıyoruz. Şu bağlantı da tamam. Aynı şekilde birinci ayak o da artıya. Artı attı. Üçüncü ayaktan da eksiye. Denemeye geçelim. Evet, devrenin bağlamasına geldik. X12 dördüncü aya. Dördüncü aya şu şekilde. Şurası. Artı 12 7'ye gitmiş. Biz de 7. aya direkt artı kısmına çektiğimiz için artıya bağlıyoruz. GND kısmımızı aşağı taraf. Şöyle bağlayalım. Şimdi ölçümlere geçelim. Evet, şimdi ölçümlere geldik. Siyah probu genelde tutuyoruz. VG1, V giriş 1 yani op-amp'ın ikinci ayağından gelen potansiyometreden orta ayağına tutup 2 volt ayarlıyoruz. 2 volt. Multimetrede 2 görmeye çalışıyoruz. Tamam, 2. Şimdi VG2 yani öbür potansiyometre. Onda 7 ayarlıyoruz. Tamam, ortalama 7 saydık. Şimdi V çıkış ölçüyoruz. Yine GN dedi. V çıkışımız 6. ayak. İşte 6. Nasıl? Bir dakika. Eksi 3.43. V çıkışı yazıyoruz. Şimdi 4'e ayarlıyoruz. VG1'i 4'e ayarlıyoruz. O da 4'te. Şimdi VG2. Onu da ayarlayalım. 5'e.
Gördüğünüz gibi 5 ayarladık bunda. Şimdi VG2 5'te şu an V çıkış ölçeceğiz. V çıkış 6. bacak. Eksi 5 nokta, eksi 6 nokta da 7. 6 nokta. Şimdi VG1'i 6'ya ayarlayacağız. Yaklaşık 6 sayı. Tamam. Burası tamam. Şimdi BG2 ölçüyoruz. Onda 3 ayarlıyoruz. Tamam, 2.99. Şimdi ayarladıktan sonra V çıkışı ölçüyoruz 6. ayarlıktan tekrardan. -7.34. 8 ayarlıyoruz VG1'i. 8 volta. Gördüğünüz gibi yaklaşık 8. Şimdi öbüründe 1 ayarlıyoruz, 1 volt. Yaklaşık 1 volt, 1 volt civarı. Tekrar çıkış ölçüyoruz. -1.82. Gördüğünüz gibi devrenin çalışımı bu şekilde.